Alevilik yaşam felsefesinin tarihsel sürecinden bugüne kadar gelen o süreci biraz daha içini boşaltıp sisteme entegre etmedir. Şimdi bu süreç sadece bugün başlamış bir süreç değildir. Aleviler üzerindeki yönelimi ve Alevilik felsefesinin yaşam ve toplumla olan o bütünleşmiş komünal değerlerin boşaltılmasını hedefliyor. İşte bunu da ne üzerinde yapıyor? Alevi kültür bir inanç olarak Aleviliğe bir inanç, bir yaşam felsefesi olarak bakmıyor. Bir kültür olarak bakıyor. Yani azınlık bir durum, işte kültürel bir renk olarak işte bir yerde duran küçük bir topluluk gibi algılanmak istiyor. Yani 1700'lerde Anadolu'da özellikle Türkmen Alevilerin yoğun olduğu illerden mesela diyelim ki Manisa gibi bir yer %80'i Alevi bir toplumken bunu Osmanlı sahte soy şecereleri çıkararak Nakşibendi tarikatlarına sahte soy şecereleri çıkartarak o bölgelere işte Alevi soyundan geldi, işte Ehl-i Beyt soyundandır, işte soyu da buradandır. Bunu bizzat Osmanlı padişahı mühürleyip bu belgeyle o bölgelere gidip o bölgelerde hem İslam'la Alevili böyle yoğurarak aşama aşama Alevi kültürü değerlerini yok edip sünnileştirme siyaseti geliştirildi. Evet, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu noktada diyelim ki kararları vardır. İşte hem zorunlu din dersi eğitimlerindeki durum gibi işte bazı ailelerin başvurularını kabul etmiştir ve Türkiye bu noktada yaptırım uygulamıştır. Ama bu yaptırımı çok esas almıyor. Yani uluslararası norm ve yasaları bir taraftan altına imza atmıştır. Ama orada mahkum olduğu şeyleri kendi ülkesinde uyması gerekirken, o kararı esas alması gerekirken esas almıyor. Şimdi bizim kendi bölgemizde, Malatya bölgesinde özellikle Arguvan nüfus olarak %80 bir Alevi toplumunun yaşadığı bir ilçedir. Bu ilçede geçen birçok muhtarlıklarla bağlantı kurduk. Her köye gidip işte size eski okulunuz varsa burayı kültür evi yapalım. İşte buranın malzemesini, boyamasını, şunu bunu tadilatını yapalım. Siz işte bakanlığın kurmuş olduğu Kültür Bakanlığı'na bağlı olun. İşte buraya maaşlı bir dede ve atayalım. Ondan sonra faturalarınızı da ödeyelim tarzında bir yönelimi var. Özellikle köy muhtarlarının anlatımı o bölgede Malatya Valiliği tarafından görevlendirilmiş bir ekip gidiyor ve muhtarları bir yere topluyorlar ve muhtarlara işte devletin bu Kültür Bakanlığı'na bağlanması için işte köylerinde mevcut cem evleri varsa, işte kültür evleri varsa buraları oraya bağlanması, işte maaşının, elektrik faturasının, su faturasının ödeneceğine dair şeyler ve bunu bir de yaparken AKP'nin direkt reklamı üzerinden, yani Tayyip Erdoğan'ın reklamı üzerinden gerçekleştiriyorlar. Oradaki duyarlı muhtarlar buna itiraz ediyor yani. Bunun doğru olmadığını, siz işte gelip burada propaganda yapıyorsunuz bize. Şimdi devlet bir yerde dedenin maaşını veriyorsa, yarın öbür gün o dede de devletin istediği çizgide hareket etmesini ya da inanca müdahale ederek, yani oradaki inanca, doğal inancına müdahale ederek şekillendirme. Biz Alevi toplumu üzerindeki asimilasyon sürecinin işte Cumhuriyet'le başlayan bir süreç var. Bir de Osmanlı'dan gelen bir süreç var. Ama sürekli bir asimilasyona tabi tutma hikayesi var. Şimdi çocuklara artık cuma günleri neredeyse zorunlu hale getirilmiş camilere götürülüyor. Şimdi insanlarımız biraz önce söylediniz ya toplum buna nerede bakıyor. Bundan rahatsız. Buna karşı nasıl bir şey yapacağını da bilmiyor. İtiraz ediyor. Sesini yükseltmek istediği bir gerçek de var. Ama bunu biraz daha bu işin öncülüğünü yapan
Alevi derneklerinin ya da sivil toplum örgütlerinin onlara güç ve destek verilmesi gerekiyor. Onların bizlerden beklentileri o. Halkın beklentisi o. Evet, biz bundan rahatsızız. Mesela benim yaşadığım köy, işte Doğanşehir'in Sürgü'de, orada da insanlarla bir toplantı aldık dernek olarak ve bundan rahatsızlar. Diyorlar ki bizim çocuklarımız cuma günleri namaza götürülüyor. Buna karşı ne yapıyorsunuz diyoruz? Diyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Ama rahatsızlık var. Bunun biraz daha kurum olarak diğer kurumlar da, yani Alevi kurumlarının da toplumuna sahip çıkması gerekiyor. IŞİD'e katılan çocukların 1200 tane Alevi çocuğu, pir çocukları, dede çocukları da içinde dahil olmak üzere IŞİD'e katılmış. Bu korkunç bir rakam. Yani bu gerçeklik, bu